Merhaba ya doğruysa takipçileri. Bugün çok ilginç bir konuyu ele alacağız, birinin zihninde mi yaşıyoruz? Beyin ve galaksi benzerliği hakkında teori ve bilimsel gerçekleri keşfedeceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Bölüm 1, mitin kökenleri ve popülerliği. Bu inanışın kökenleri, eski felsefi tartışmalara ve modern bilim kurguya dayanıyor. Antik Yunan'dan Descartes'a kadar birçok düşünür, gerçekliğin doğasını sorguladı. Matrix gibi popüler kültür ürünleri de bu tür teorilere olan ilgiyi artırdı. Peki, bu inanış neden bu kadar popüler? İnsanlar bilinmezlik ve evrenin büyük sırları karşısında hayal gücünü serbest bırakmayı seviyor. Ancak bilim, bu tür inanışlara nasıl yaklaşıyor? Bölüm 2, beyin ve galaksi benzerliği. Beyin ve galaksi arasındaki benzerlikler gerçekten dikkat çekici. Beyindeki nöronların birbirleriyle bağlantı şekli ve galaksilerin evrendeki dağılımı arasında benzerlikler görülebilir. Bu benzerlik, bir simülasyon veya daha büyük bir varlığın zihninde yaşadığımızı düşündürtebilir. Ancak, bu benzerlikler sadece yüzeysel olabilir. Beyin ve evrenin işleyiş mekanizmaları çok farklıdır. Beyin, biyolojik ve kimyasal süreçlerle çalışırken, galaksiler fiziksel ve kozmolojik kurallarla hareket eder. Bölüm 3, bilimsel perspektifler ve açıklamalar. Bilim, bu tür inanışlara karşı eleştirel bir yaklaşım benimser. Beyin ve galaksi arasındaki benzerlikler tesadüfi olabilir ve benzer yapısal formlar evrenin temel fiziksel kurallarından kaynaklanabilir. Ayrıca, simülasyon teorisi gibi hipotezler de tartışılıyor. Fizikçi Nick Bostrom'un öne sürdüğü simülasyon argümanı, teknolojik olarak gelişmiş bir medeniyetin bizleri bir simülasyonda yaratmış olabileceğini öne sürüyor. Ancak, bu tür teoriler henüz kesin kanıtlarla desteklenmiyor. Bölüm 4, felsefi ve bilimsel düşünceler. Felsefi olarak, gerçekliğin doğası ve bilincin sınırları her zaman ilgi çekici olmuştur. Descartes'in, "Düşünüyorum, öyleyse varım" sözü, varoluşun temel bir sorgulamasıdır. Bilimsel olarak, evrenin genişliği ve beynimizin karmaşıklığı, keşfetmemiz gereken daha çok şey olduğunu gösteriyor. Araştırmalar devam ettikçe, bu tür inanışların arkasındaki gerçekleri daha iyi anlayabiliriz. Sonuç olarak, birinin zihninde yaşayıp yaşamadığımız hala belirsiz bir konu. Ancak, bu tür teoriler ve benzerlikler, hem bilimi hem de felsefeyi daha derinlemesine anlamamıza yardımcı oluyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.